Herkese merhaba, ben Alp Gürsoy. Bu bölümde Samsung'un orta segmentte özellikleriyle dikkat çeken Galaxy A52 telefonuna yakından bakacağız. Bu arada genel özellikleriyle bu telefon A72 ile çok benzer olduğu için aralarındaki farkı merak edenler için video içerisinde bölüm bölüm A72 ile olan farkları ya da benzerliklerinden de bahsedeceğim. Bundan dolayı A52 ile A72 arasında kalanlar için de faydalı bir video olacak. Kutusuna baktığımızda içerisinden sim çıkartma iğnesi ve garanti belgesi çıkıyor. Devamında plastik bir jelatine sarılı bir şekilde Galaxy A52'yi görüyoruz. Jelatinini çıkarttıktan sonra A52'ye ulaşıyoruz. Devamında 15 wattlık şarj adaptörü ve USB tip C şarj kablosunun çıktığını görüyoruz. Galaxy A72'nin kutusundan çıkan 25 wattlık hızlı şarj adaptörü keşke bu telefonun da kutusundan çıksaymış. Çünkü bu telefon da aynı A72'deki gibi 25 wattlık bir hızlı şarj destekliyor. Ama tahminimce fiyattan tasarruf etmek için kutu içerisinden bu adaptörü çıkartmış olabilirler. Telefonun tasarımına bakarsak, eğer Galaxy A72 incelememi izlediyseniz tasarım olarak söyleyebileceğim tek şey A72'den biraz daha ufak ve hafif bir versiyon olmuş. Yani atıyorum S10 ve S10 Plus nasıl aynı modelin iki farklı boyutu ise bu ikiliyi de aynı şekilde görebiliriz. Boyut farklılığı haricinde tasarımları birebir aynı. Yine A52'nin de arka tarafı glass'ten, ön tarafı ise Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Bu arada Galaxy A72'nin videosunu yaparken o telefonun camında ne tip bir koruma olduğunu bulamadığımdan bahsetmiştim. Meğersem o telefonda Gorilla Glass 3 ile korunuyormuş. Ancak işin garip tarafı bu telefonun ekranında jelatin ekran koruyucusunun olmadığını gördüm. Bana gelmiş olan inceleme ünitesi böyle olabilir ama normalde satılan telefonlar da mı böyle bilmiyorum. Eğer aranızda bu telefonu kullanan varsa aşağıda yorumlar kısmında jelatin koruyucu olup olmadığını yazarsa telefonu alacaklar için faydalı olur. Bu telefonun da alt tarafında 3.5 mm'lik bir kulaklık girişi var ve ek olarak telefon çift sim ve paylaşımlı olarak SD kartı da destekliyor. Bir de bu telefonun da IP67 su ve toza karşı dayanıklılığı var. Telefon 1 metreye kadar 30 dakika boyunca su altında kalabiliyor. Bu segmentte böyle seviye bir koruma olması gerçekten dikkat çekici. Telefonun Türkiye'de siyah, mavi, lavanta ve beyaz renkleri bulunuyor. Benim bu videoda incelediğim telefon mavi rengi. Ekran olarak bakarsak 6.5 inç Super AMOLED 1080x2400 çözünürlüğünde 90 Hz'lik gayet güzel bir ekranı var. Telefonun ekranı maksimum 800 nits parlaklığa çıkabildiği için açık havada, güneş altında herhangi bir sorun yaşamadan rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ve yine bu telefonda da ekrandan gelen mavi ışığı engelleyen koruma kalkanı özelliği de mevcut. Telefonda 90 Hz'lik bir ekran olması da genel olarak çok akıcı bir deneyim sunuyor. Ekran kalitesi güzel ve parlak olduğu için her türlü ortamda video izlerken ya da oyun oynarken gayet keyif alıyorsunuz. Kısacası ekran tarafında boyutunun biraz daha ufak olması haricinde A72'den bir farkı yok. Bu telefonda parmak izi okuyucusu ekranın altında bulunuyor. Hız olarak da fena değil. Ancak A72'yi incelediğim dönemde o telefonun parmak izi okuyucusu parmağı okurken çok fazla hata yapıyor ve açamıyor demiştim. Bu telefonda ise böyle bir sorun olmadığını gördüm. Genel olarak gayet iyi bir şekilde parmak izini okuyabiliyor. Tabii şimdi teknik olarak bu iki telefonda aynı olduğu için haliyle bu telefondaki parmak izi okuyucusunun iyi çalıştığını görünce merak edip bir A72'yi de kontrol etmek istedim. A72'ye gelmiş olan güncellemeyi telefonu yaptıktan sonra yaptığım testlerde A72'nin de parmak izi okuyucusunu düzelmiş olduğunu gördüm. O yüzden o incelemede bahsettiğim bu parmak izi okuyucusundaki sıkıntı şu an geçmiş gibi gözüküyor. O zaman şimdi gelin bir de kameralarına bakalım. Arka tarafta 4 tane kamera bulunuyor. Ana kamerası 64 megapiksel ve 1.8 diyafram açıklığında. Ultra geniş kamerası 12 megapiksel ve 2.2 diyafram açıklığında. Makro kamerası 5 megapiksel 2.4 diyafram açıklığında. Ve son olarak 5 megapiksellik bir derinlik sensörü bulunuyor. Kameralar tarafında A72'den ayrıldıkları tek kısım bu telefonda optik yakınlaştırma yapabilen bir telekamera yok. Onun haricinde kamera düzeni ve özellikleriyle A72 ile birebir aynı. Ana kamerasıyla gündüz iyi aydınlatılmış ortamlarda sonuçlar güzel gözüküyor. Genel kalite olarak A72'den farklı bir sonuç verdiğini söyleyemem. Zaten ana kamera iki cihazda da birebir aynı. Bir dikkatimi çeken A52'de 64 megapiksel modunu açtığınızda kamerada HDR özelliği çalışmıyor. Ancak aynı özelliklerdeki A72'de HDR özelliği çalışıyor. Bu durumda bana birazcık garip geldi. Belki bir güncelleme ile bu durumu düzeltirler. Portre modu olarak da gayet güzel sonuçlar alıyorsunuz. Kenar algılaması da iyi çalışıyor.
Kamerasında optik yakınlaştırma yapan bir kamera olmadığı için ana kamerayla 10x dijital yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Sonuçlar fena değil ama bence 2x üzeri fotoğraflar çok hoş durmuyor. Yine bu telefonda da makro kamera mevcut. Sabit fokuslu olan kamerası ile detay fotoğraflar çekebilirsiniz. Telefonda gece modu da bulunuyor. Bu mod ile hem ultra geniş hem de ana kamerayla fotoğraf çekebiliyorsunuz. Verdiği sonuçlar da fena değil. Kamerasında optik sabitleme olduğu için de titreşimleri bir nebze azaltarak daha iyi fotoğraflar çekmenize izin veriyor. Yine bu telefonda da aynı A72'de olduğu gibi Snapchat efektlerinin olduğu eğlence kısmı da mevcut. Burada komik fotoğraf ve videolar kaydedebilirsiniz. Video olarak baktığımızda yine aynı A72'deki gibi ana ve ultra geniş kamerada 4K 30 FPS video kaydedebiliyorsunuz. 60 FPS kayıt ise sadece 1080p çözünürlüğünde ana kamerada çalışıyor. Ana kamerasının optik bir sabitleyici olduğu için video kaydederken çok az titreşimli kayıtlar yapabiliyorsunuz. Video kaydı yaparken de maksimum 10x yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Yalnız bir dikkatimi çeken şey hem fotoğraf hem de video modunda garip bir hata var. Yani 0.5x'ten 1x'e doğru manuel bir yakınlaştırma yapmak istediğinizde hiçbir şey olmuyor. Aynı şekilde geri gitmek istediğinizde bir şey olmuyor ve elinizi çektiğinizde ultra geniş kamera geçiyor. Yani bu iki kamera arasında bir yumuşak geçiş, hafif bir yaklaşma hareketini yapamıyorsunuz. Hatta sanıyorum ki bu sorundan dolayı da video kaydederken iki kamera arasındaki geçişte bir takılma oluyor. Hatta şu an ekranda gördüğünüz videoda da A72'de mesela bir yakınlaşma yaparken veya geri çıkarken de böyle bir sorun olmuyor. Ama A52'de bir takılma olduğunu görebiliyoruz. Benim tahminim bu durumda bir güncellemeyle kolayca düzelir. Kısacası A72'den tek farkı bu telefonda telekamerasının olmayışı. Onun haricinde kameralarındaki olan tüm özellikler bu telefonda da mevcut. Ön tarafa baktığımızda 32 megapiksel 2.2 diyaframa sahip bir kamerası bulunuyor. Bu arada ön kamerası da A72 ile birebir aynı. Aydınlık ortamlarda gayet güzel sonuçlar alıyorsunuz. HDR olarak da güzel performans veriyor. Ancak yine bu kamerada da enteresan bir şekilde 32 megapiksel modunu açtığınızda HDR modu çalışmıyor. Bu özellik normalde A72'de çalışırken A52'de çalışmamasını yazılımsal bir hata olarak görüyorum yine. Aksi takdirde garip bir limitasyon olmuş. Portre modu olarak baktığımızda yine gayet güzel sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Snapchat efekti özelliğini de yine ön kamerayla da kullanabiliyorsunuz. Video olarak baktığımızda ise 4K 30 FPS ve 1080p 60 FPS'ye kadar videolar kaydedebiliyorsunuz. Videolarda herhangi bir sabitleme mevcut değil. Bir de sonradan fark ettiğim hem A72'de hem de A52'de olan 1080p video kayıtlarında HDR özelliğini açabiliyorsunuz. Ve bu özellik açıkken videoların kaliteleri de gayet güzel gözüküyor ve HDR modu hakikaten güzel çalışıyor. Ama haliyle 4K'da HDR özelliği çalışmıyor. Şimdi gelin telefonun teknik özelliklerine bakalım. Donanımına baktığımızda Snapdragon 720G işlemci ve Adreno 618 GPU ile geldiğini görüyoruz. 128 GB hafıza ve 8 GB RAM mevcut. Telefonu kullanırken hiçbir yavaşlama ya da takılma ile karşılaşmadım. Galaxy A72 ile aynı donanıma sahip olduğu için de performans açısından aralarında bir fark görmedim. Gayet akıcı ve güzel çalışan bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Oyunlardaki performans da yine gayet başarılı. Herhangi bir takılma yaşamadan ağır grafikli oyunları rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Ama yine de gelin bir 20 dakikalık test yapalım. Telefon ne kadar ısınıyor ve ne kadar pil kaybediyor buna bakalım. Test başında telefonun pili %100 ve sıcaklık olarak da 32.8 derece. Şimdi PUBG oyununu HD grafiklerde oynayalım ve bakalım telefon nasıl bir performans verecek. Testin sonunda telefonun pili %100'den %99'a düştü. Sıcaklık olarak da 32.8 dereceden 37.2 dereceye çıktı. Verdiği değerler gerçekten çok başarılı. 20 dakika boyunca sadece %1 pil kaybederek daha önce test etmiş olduğum A72'den biraz daha iyi bir performans verdiğini gördüm. O telefonla yaptığım testte ise 20 dakika içerisinde %2'lik bir pil kaybı olmuştu. Bu telefonda da %1'lik bir pil kaybı olması bence gayet başarılı. Performans olarak baktığımda ise gayet stabil ve rahat bir şekilde bu 20 dakika boyunca oyunu oynayabildiğimi söyleyebilirim. Bu açıdan A72'den de yine pek bir farkı yok. Kısacası bu telefonda aynı A72 gibi performans açısından hem oyun oynayan hem de gündelik kullanıcıları memnun edecektir. Pil olarak baktığımızda Galaxy A52'de 4500 mAh'lik bir batarya bulunuyor ve 25 Watt'lık bir hızlı şarj desteği var. Ancak kutu içerisinde 15 Watt'lık bir adaptör çıktığı için bu telefondan tam performans almak isterseniz 25 Watt'lık adaptörü ayrı olarak satın almanız gerekiyor.
Telefonun gün içerisindeki pil performansına bakarsak A72 kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. Çok yoğun kullanmadığınız müddetçe 2 günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Hatta bu şekilde ben 2 gün boyunca kullanarak 6,5 saatlik bir ekran açıklığı alabildim. Tahminen çok yoğun kullansanız bile bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabilir. Bence pil performansı olarak gayet başarılı olmuş. Kapasite olarak A72'den ufak olsa da iki telefonda benzer bir performans veriyor. Hoparlör olarak baktığımızda yine bu telefonda da A72'deki gibi stereo hoparlörler bulunuyor ve kalite olarak da gayet tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Nasıl bir performans verdiğini anlamanız adına da A72 ile bir ses testi yapalım. Telefon hakkındaki genel düşünceme gelirsek, şu anki fiyatıyla yani video yaptığım dönemde 3800 TL'ye bu telefonu bulabildiğinizi düşünürsek, bu fiyata optik sabitlemeli, güzel bir ana kamera, IP67 su ve toza karşı dayanıklılık, stereo hoparlör, güzel 90 Hz'lik bir ekran ve performanslı çalışan donanımı ile iyi bir fiyatlandırmaya sahip. Hatta tahminimce bu telefonun fiyatı illa zamanla birazcık daha düşecektir ve o zaman da çok daha mantıklı bir telefon olacaktır. Bir de bu telefonun A72 ile benzerliği ve aralarındaki en bariz farkın telekamera olduğunu düşündüğümüzde telefonun fiyatına göre sunduğu donanım ile A52 almak bana çok daha mantıklı geliyor. Peki sizler Galaxy A52 hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız A52 mi yoksa A72 mi tercih ederdiniz? Yine tüm düşüncelerinizi aşağıda yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.